باب الحر يجب عليه دين ولا يكون له مال كيف حكمه. Şimdi bir adam borçlu. Bu bab da. Parası da yok. Alacaklar, geldiler adamdan parayı alacaklar. Adamın parası yok. İslamiyet'in evvelinde o adamı parası mukabilinde köle edip satmak vardı. Adamı alır, götürür, çarşıda satar, kendi borcunu alır. İslamiyet'in evvelinde vardı. Fakat sonradan bu neshedildi. Bazılar da diyor ki neshedilmedi, mevcuttur bu. Borçluyu köle diye götürüp çarşıda satabilir. Bu meseleyi beyan ediyor. Babul hurr, hur yani köle değil. Yecibu aleyhi deynun, ona bir deyin tereddüp etmiş, vacip olmuş üzerine. Ve la yekûne lehu malun, onun mali de yok. Keyfe hükmuhu, onun hükmü nedir? Köle diye satılır mı? Yoksa fenaziretun ila meysere. Yoksa adamı serbest bırakır, ne vakitte elinde olursa vakitte getirsin, versin, mühlet mi verilir? قال فوالله evet حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار evet قال حدثني زيد بن اسلم قال لقيت رجلا بالاسكندريه İskenderiye'de Zeyd bin Eslem diyor ki bir adama tesadüf ettim yuqalu lehu surrak ona surrak denilirdi fequltu ma hadha al-ism ona dedim ki bu isim nedir فقال dedi ki semmanihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi Peygamber Efendimiz bana verdi. Şimdi yukarıdaki hadisi Zeyd ibn Eslem Abdurrahman el-Beylemani'den rivayet ediyordu. Yine aynı. Rivayet yalnız Zeyd ibn Eslem'in kendisi gördüğünü söylüyor bunda. Yani vasıtasız. قَالَ لَقَيْتُ رَجُلًا بِالْإِسْكَنْدَرِ İskenderiye'de gördüm. Adına sürrek dediler. Ona dedim ki bu isim nereden geldi? Yani isim hoş isim değil. فَقَالَ سَمَّانِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bu isim bana Peygamber Efendimiz verdi. قَدِمْتُ الْمَد۪ينَ Medine'ye kudum ettim. Şimdi bu da vakayı başka türlü anlatıyor. Sürrek diyor ki ben Medine'ye gittim. فَأَخْبَرْتُهُمْ Medine'lilere haber verdim ki اَنَّهُ يَقْدَمُ لِي مَالٌ Bana mal geliyor. Ben tüccarım, malım geliyor. Febâye'ûni nedir? İşte şu mal geliyor, şu mal geliyor. Onlar, peki satar mısan satarım. Onlara sattım paralarını aldım da hele. Halbuki yalın ne mal var ne bir şey var. Ezberden mal satmış onlara. İkinci olay yani bu aynen. Bu ikinci olay. Festehlektü emvâlehum. Onların mallarını aldım yedim onu da. Allah Allah. Helak ettim yani yedim. İhtiyaca verdim. Fâtehu biyen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar ne mal var ne bir şey var. Yalancı olduğumu anlayınca beni tuttu Peygamber Efendimiz'e getirdiler. Fekale ente surrak Peygamber Efendimiz dedi ki sen hırsız mısın? Bu arada bana surrak tesmih etti. Feba'ani bi erba'ati ebi ayratin. Beni 4 deveye sattı Peygamber Efendimiz. Borçlar ödeme için 4 beyre sattı. 4 deveye birisine sattı. Fekale lehu guremâuhu o alan adama dediler ki فَقَالَ لَهُ اَلَّذِ اِشْتَرَ وَنَا بِالْمُشْتَرِ deseniz Resulullah'a raci gibi anlaşılıyor. Bir müşteri. Müşteriye dediler ki مَا تَسْنَعُ o da يَسْنَعُ değil. مَا تَسْنَعُ bunu ne yapacaksın? Müşteri aldı ya, 4 deveyi verdi, sürrek satın aldı ya. Şimdi o adamlar develerini aldı, aralarında teksim edecekler. Dediler ki bu adamı sen ne yapacaksın? Köle olarak götürüp satacak mısın? Azat mı edeceksin? Ne yapacaksın? Diye sordular. Kâle âtikuhu. Dedi ki yok köle olarak satmayacağım. Azat edeceğim dedi. Alan adam. 4 deveyi vermiş onu satın almış ki azat edi. Kâlu dediler ki mâ nehnu bi ezhede fil ahiret. Burada da ta ister. Minke ahirette biz sen ahireti istiyorsun. Yani sen biz istemiyor muyuz bu manaya? مَا نَحْنُ Biz olmadık. بِأَزْهَدَ Terk eder olmadık. Neyi? فِي ahirete Ahirette minke senden. Senden daha ziyade bizi ahireti ele ucuz mu sendetin? Sen azat edip sevap alacaksan da biz edemez miyiz? فَاَعْتَقُونِ Öyleyse biz bunu azat ettik. Alacaklar beni azat ettiler. Burada da kurtardı. قَالَ اَبُوْ جَفَرْ İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis-i şerif de olucudur.
Bey'ül hurri fiddeyni, borç mukabilinde hür olan bir adamın satılması caizdir. Vakat kâne zâlik fi evvelil İslam. İslamiyetin evvelinde bu var idi. Yübta'u men aleyhi deynun. Onun borcu olan bir adam satılırdı. Fî mâ aleyhi mineddeyn. Kendi üzerinde olan borç sebebiyle o satılırdı. İzâ lem yekun lehu mâlun yaktihi an nefsihi. Kendi nefsinden ödeyecek bir mali yoksa, o parayı ödeyecek mali yoksa kendisini götürür satardılar. Hatta nesahallahu azze ve celle zâlik, Cenab-ı Hak bu hükmü nesk eyledi. Fekâle, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdular, estaizu billah, ve in kâne zû usretin fe nazîretun ilâ meysara. Ve in kâne zû usretin, fakir olursa, adamın borcu var, usre, yani yok, parası yok ki versin. فَنَظِرَةٌ ona mühlet verilir. اِلَى مَيْسَرَةٍ elinde oluncaya kadar mühlet verilir. Adam götürür, satılmaz. وَقَدَى رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِذَٰلِكِ İşte bu sebeple Peygamber Efendimiz hükmetti. Nerede? فِي الَّذ۪ي اِبْتَعَ الثِّمَارِ Meyveleri satın alan adamda. فَاُصِيبَ بِهَا Gitti birisinin meyvelerini satın aldı. Yukarıda okuduk ya, ondan sonra da meyvelere zarar geldi. فَكَسُرَ دَيْنُهُ Borcu çoğaldı. Meyveler satıp da ödeyecekti. Ağacın üzerinde meyve alınır mı alınmaz mı yukarıda okumuştuk. O vakitte Resulullah Efendimiz dedi ki ona, فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ سَلَّمْ تَسَدَّقُوا Siz bu adama sedeke veriniz. Yani yardım ediniz, borcunu ödesin. فَتُسُدُّقَ عَلَيْهِ Sedeke verdiler. Adam bir kısım borcunu ödedi. فَلَمْ يَبْلُغْ ذَٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ Fakat borcunu vefa etmedi. Verdikleri sedaka az, borcu çok. Ne olacak? فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz alacaklara dedi ki, خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ Bulduğunuzu alınız. İşte bu kadar sedaka verdiler. Bunu alınız. وَلَيْسَ لَكُمْ اِلَّا ذَٰلِكَ Başka sizin için başka bir şey yok. İşte bu kadar sedaka verdiler. Bunu alacaksınız. Adam götürüp satamazsınız. Sizin başka bir alacağınız yok dedi. Bekleyin, adam eline geçerse o vakitte alırsınız. Yani adam götürülüp satılmaz. Fakat zekerne zâlike bi isnâdihi fîmâ tekaddeme min kitâbina hâzâ. İşte bu kitabımızda yukarıda biz bunu zikreylemiştik. Fe fî kavli Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem li gûremâihi Peygamber Efendimiz onun alacaklarına demesinde oldu. Leyse leküm illâ zâlik. Sizin için başkası yok. Bulduğunuzu alın. Bu sözünde oldu. Delilün delil oldu ki en la hakka lehum alacakların hakkı yoktur fi bey'ihi adamı satmakta. Ve levla zalik eğer bu hüküm olmasaydı Resulullah Efendimizin hükmü leba'ahu lehum. Peygamber Efendimiz o adamı da satardı. Lehum alacaklar için kema ba'a sürrek fi deynihi lughremahi sürreki sattığı gibi Peygamber Efendimiz onu da satardı. Ve hâzâ kavlu ehlil ilmi cemiyen rahimehumullah. Bütün ehli ilmin kavli budur. Bunda ihtilaf yok ki. Yani bu hüküm nesk edilmiştir. Vallahu teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. El-Fatiha.